Destek olmak için geldi. Yine Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı da aslında gelmek istedi ama zaman uygun olmadığı için gelemedi. Biraz sonra burada bir basın açıklaması yaptığınız, şu anda bu başlattığınız çalışmayla bunu sağlarsanız, bu birlikteliği devam ettirirseniz bu sizinle birlikte... Biz bugün bu basın açıklamasını yapıp sesimizi duyurmak istiyoruz. Basına ve halkımıza, biz bugün buraya Sultaniye Akhisar, Topisar ve İsmet Paşa köyleri olarak Karadere'nin dayanılmaz kötü kokusuna karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Karadere Manyas Gölü'nden boşalan sularla hayat bulur. Manyas Gölü bilindiği gibi kuş cenneti, milli parkını ev sahipliği yapan ülkemizin ender göllerinden biridir. Bu kadar çok kuşun varlığı Manyas Gölü'nün kuşları besleyerek balık ve diğer canlıları bakımından bolluğuna işaret eder. Manyas Gölü'nün sularıyla can bulan Karadere buraya kadar olan bölümünde özellikle iki fabrikanın atık sularıyla kirletilir. Biri Maya, diğeri mermer fabrikası. Karacabey'i öyle kirletir ki içinde balık yaşayamaz. Karadere'yi öyle kirletir ki içinde balık yaşayamaz. Şu an tanık olduğumuz gibi kötü bir kokusundan yanında durulamaz hale getirir. Bizler kirletilen Karadere'nin sularıyla tarlalarımızı sulamak, pis kokusuna katlanarak köylerimizde yaşamak zorunda bırakılan köylüleriz. Karadere'de yaşanan kirlilik yalnızca bugünün kokusu değildir. Yıllardır bu dere bu kadar kirli aktığı halde devlet yetkilileri gereken denetlemeleri yapmadılar. Kirletilen fabrikaları bulup cezalandırmadılar. Karadere'nin kirletilmesine göz yumdular. Deremizi kirletilmesi ve kirletilmesine göz yumulması affedilecek bir durum değildir. Biz yıllardır şikayetlerimizi ilgili devlet kurumlarına yaptık. Ancak bugüne kadar kirliliği önleyecek hiçbir sonuç alamadık. Dayanılmaz duruma gelen bu kirliliğe artık yeter diyoruz. Her gün yaşadığımız kirlilikten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl ve İlçe Kaymakamlıkları birinci derece sorumludur. Eğer bu devlet kurumları görevlerini yerine getirip denetlemeleri yapsalardı Karadere bugün olduğu gibi böyle kötü kokular saçarak akmaz, eskiden olduğu gibi temiz ve duru akardı. Biz Sultaniye, Akhisar, Topisar ve İsmet Paşa köylüleri ve Bursa'dan bizim sesimize ortak olmak için katılan Kimya Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi ve Doğa Der yetkilileri ve diğer akademik odalarla birlikte deremizi kirletmelerinin cezalandırılmasını ve bir daha kirletilmesine izin verilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz. Karadere temiz, kokusuz ve eskiden olduğu gibi duru aksın. Ne aldılar bizim köyümüzde? İsmet Paşa orada halk olaraktan biz toplandık. Televizyonları çağırdık. Geldiler ama hiçbir sonuç elde edemedik. Evet. Hiçbir sonuç. Şimdi o takibi yapılmadığı için o itirazların, o şikayetlerin... Söyledik, sosyal medya olaraktan da aktardık. Şikayetlerin... Yaptık. Hepimize etrafa... Biz burada takibini yapıyor olacağız. Hem şikayet edeceğiz, hem de dedik, diyeceğiz ki... Geldiler. Hiçbir hiçbir şey aynı şekilde... Biz şimdi sezona girdik. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Ne yapacağız? Üreteceğiz ama biz de size dışarıdaki insanlara ne yapacağız? Ürettiğimiz mahsulü bir hastalıklı bir mahsul bitkiler olacak, yetiştirilecek. Ne olacak? Biz kendimiz, mesela bir arkadaşım var, dereye girdi. 4,5 ay yattım sağlıç dedi. İçerideki mikroplardan dedi. 4,5 ay Topisar köyünde bir arkadaşım dereye girdim dedi. 4,5 ay hastanede yattım dedi. Yarım gün. Bunlar bizim de başımıza gelecek. Biz de dereye gireceğiz. Sadece şeyden değil, bir suyu alıcılar dediğimiz kafaları pisliği tıkadığı için
Biz mecbur girmek zorunda kalıyoruz yıkamak evet. için, temizlemek için. Başka türlü mahsulümüzü sulayamıyoruz ki. Damlamaları tıkıyor. Mecbur giriyor. Mecbur giriyor. Mecbur bu sene biz hepimizin yani yarım günlüğü alacağımız belli değil. Hadi biz neyse geçtik. Biz yarım gün çoluğumuz çocuğumuz ne olacak? Bir geleceğimiz var. Evet. Zaten tarım ne olduğu bir önümüzde belli, meçhul. Zaten buradaki köyümüz burada su içiyordu. Ama şimdi büyük balık, vallahi kurbağa daha yok ya, kurbağa. Bir tek şurada duruyorsunuz, bir karabatak daha çıkmıyor şu anda. Ben her gün derenin boyundayım, her gün derenin içindeyim. Şu anda Karadere'deyiz. Sultaniye köyünün girişinde derenin altında, köprünün altındayız. Ciddi bir koku var. Doyanılacak gibi değil. Sadece burada olmak durumunda olduğumuz için buradayız. Çünkü bu kirliliği protesto için bugün buraya geldik. İnanılmaz bir durum. Yani Türkiye'nin derelerin bu kadar kötü, bu kadar kirli akmasını gerekli olan denetimlerin yapılmaması gerçekten inanılmaz şey. Ve bunları yapanlar, bunları denetimlerini yerine getirmeyen kurumlar, özellikle chat raporlarını verip de o chat raporlarının ne olduğunu, nasıl gerçekten chat raporlarına şirketler uyuyor mu, fabrikalar atıklarını ona göre boşaltıyor mu gibi araştırma yapmayanlar bugün bu sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet, şurada bir tane kuzu var. Yazık. Yani ölmüş. Dereden su ölmüş diyor. İçin ölmüş. Biraz önce bir vatandaşımız anlattı. Arkadaşı dereye su girdiği için 4 ay boyunca hastanede yatmak zorunda kalmış. Dereye girmek zorundayız diyor. Burada bu suyla akinlerimizi sürüyoruz. Sularken de içimiz ağlıyor diyor ama yapacak bir şeyimiz yok diyor. Böylesine yalnız, böylesine işler acısı durumda bırakılmış köylü. Gerçekten daha fazla kokudan dolayı burada duramayacağım. Daha fazla söylenecek çok şey var ama devletliğini yapmalı. Devlet bu çalışmayı yerine getirecek. Biz burada bunu sağlayacağız. Burada gördüğümüz tablo hakikaten bir devenin deve olmaktan çıkmış, can veren, yaşam veren bir doğal kaynak olmaktan çıkmış bir bataklığa dönüşmüş hali. Kesinlikle gördüğümüz tablo artık içerisinde oksijenin kalmadığını gösteriyor. Artık içerisinde canlı hayatının, oksijenle yaşayan canlıların yaşayamaz halde olduğunu gösteriyor. Ve maalesef ki burası tam anlamıyla bir bataklık görüntüsüne kavuşmuş. İnanılmaz keskin bir hidrojen sülfür kokusu var. İnanılmaz keskin bir özellikle rüzgar olmadığı anlarda rahatsız edici bir koku var. Ben bu civarda yaşayan insanların, bu civarda yaşayan halkın öncelikle sağlığından ciddi endişe ediyorum. Bu devenin görüntüsünü bu kadar yakında gördükten sonra analiz yapayım diyeceğim. Analiz yapmaya bile gerek yok. Çünkü ortada hakikaten bir sucul ortam kalmamış, bataklık ortamına dönüşmüş. Faz ayrışmaları çok net ortalıkta. Yukarıda bulunan bir maya tesisinden gelen atıkların tek tesis olduğu için bunu söyleyebilirim. Buradaki fabrikayı denetlesinler ve Karadere'yi yeniden hayat saçan tertemiz haline çevirsinler. Aksi halde çok geç olacak. Aksi halde bu bölgede yaşayan insanların ve Bursa'mızın sağlığı bir kez daha tehdit edilmiş, tehdit altına atılmış olacak. Şu hayvanlara yazık ki değil mi? Da. Bak şu hale bak. Bak şu hale bak. Sultansızlar, bu dereye neden sahip çıktınız?